Evet arkadaşlar, bugün Komutan Uğur kanalıma hoş geldiniz. Bugün bozulan silahımızı tamir edeceğiz. Evet. Kaydediyor. Kayıt 1-2-1-2-3. Şurada bulunduralım. Şimdi ben kameramıza güzel bir yere sabitleyeceğim. Bakalım buradan. Aha. Bir dakika. Normalde burası tamam. Burası normalde şöyle olması gerekir. Ben bir ayarlamaya çalışalım. Afakama nasıl bu? Olmaz. Bakalım. Böyle nasıl olacak? Böyle olmaz. Böyle dışarıdan bir. Koymamız lazım ama. Bir şey buldum galiba. Şunu ben bir kameraya yerleştireyim. Kabına. Evet, kabında. Şöyle olur mu acaba? Yani şöyle olmaz. Şöyle olur mu? Tam böyle oluyor. Bunun için şöyle yapacağım birazcık. Bak işte. Şimdi oldu gibi. Şunu şuraya sıkıştıracağım. Evet. Tam oldu. Evet. Tam şu anda çekime ayarlı. Evet. Böyle böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi başladım. Başladık. Gidelim. Alayım. Havada terliği gibi biraz. Evet, selamlar. Şimdi kutumuzdan silahımızı çıkartalım. Şöyle. Kimlik kartı. İşte silahımız. Kutumuzu geri koyabilirim. Böyle. Şöyle burada dursun. Sadece bize silah lazım. Şöyle de mermilerimizi çıkartalım. Tamamdır. Boş şarjör. Arada bir tane iki tane mermi atarız. Test amaçlı. Koyalım şunu da. Tamamdır. Hocam, arkadaşlar şimdi şuradaki tetik mekanizması, geri giden mekanizması bozulmuş. Böyle gidip giden mekanizması bozulmuş. Onu tamir edeceğiz. Şöyle çektiğim zaman şurası tam oturmuyor. Şimdi ilk önce şuradaki vidayı sökmekle başlayalım. Tamamdır. Vidamızı şöyle kenara koyalım. Evet. Birazcık zorlayacak tabii bu taraf. Şöyle yapsak daha iyidir. Evet. Tamamdır. Oh, parmaklarım yoruldu. Şöyle üst taraflar. Şimdi şunu ayırmamız lazım. Evet. Karşımıza silahımız geliyor. Felaket terledim. Şöyle.
Bakalım nerede yazıyordu. Arkadaşlar silahın markası tetikçi 60. Görüyorsunuz. Şöyle şöyle tetik mekanizması almıyordu. Evet, sıkış. Evet, şuradaki şöyle şuradaki şöyle göstereyim size. Şuradaki alet işte mekanizma kırılmış. Şimdi bunu kılıf artık kapma bir şey işte onu çıkartacağız. Vidası burada. Tam sökebilmek için de bir, iki, üç, dört tane vidaları sökmemiz lazım. Şuradan başlayalım. Tamamdır, söktük. Tamamdır. Şey olanları, ikinci kısım olanları şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Bu buradaki vidalar birazcık daha da kolay arkadaşlar. Tamamdır. Şunu şöyle koyalım. Efendim. Evet. Ne oldu? Çıkmak mı istiyor? Evet. Evet, bu bayağı bir sert. Arkadaşlar böyle bir hafif şey olan bir silahlarda birazcık özen gösterin. Ne yapıyorsun? Ha. O boxlanmış gibi. Lan deni. Bir dakika. Şunu o bayağı büyükmüş bu. Diğerlerinden bayağı büyük. Şunu şey alalım. Gel gel seni çıkarayım dışarı gel. Ay terledim. Felaket terledim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bir de kalmadı herhalde. Şu arkadaşlar şurada bir bakalım vida var mı? Vida yok gibi. Ha vida. Bir tane vidamız varmış. Şunu da kenara koyalım. Bir dakika. Şuradan bir fenerimizi açıverelim. Tamamdır. Evet. Burada yok. Evet burada yok. Bakalım. Evet orada yok. Tamamdır. Şu
Şöyle şunu da altına yerleştirelim. Şunun yanına ekleyelim. Anlarsın. Arkadaşlar, önemli olan çok nazik davranmanız. Bir yerde vida kalmış mı? İyi bakın, bu dediğim gibi bu silahlar çok narinlik ister. Yavaş yavaş, böyle sakin sakin. Evet. Bakın. Parça direkten kendisine bıraktı. Parçamızı şuraya takacağız. Şurada bir tane vidamız varmış. Onu çıkaralım, aman diyelim kaybolmasın. Tamam. Son bir yerde sanki kalmış gibi bir daha. Hah, tamamdır. Evet arkadaşlar. Hiç bozmadan taktığımız gibi geri takmamız lazım. Ben birkaç kere çektim. Mermiler nereye gitti? Hiçbir fikrim yok. Evet, şuraya gitmiş. Evet arkadaşlar. 3 tane video düştü. Mermi düştü dediğim gibi. Evet arkadaşlar, şu 3 tane mermimizi çıkarttık. Mermimizi kutumuza koyalım. Şimdi parçamız burada. Bir parçamız kırılmış. Evet. Evet. O parçamız kırılmış. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi nasıl takılıyordu? Evet, şöyle takılıyorduk. Şöyle ve şöyle anladığım kadarıyla. Dikkatli olun. Keskin yerler var. Dikkatli olmak şart. Evet. Gördüğüm kadarıyla orası şey olmuş. Arkadaşlar, şu parçalardan bir tanesi, şöyle tuttuğum parçalardan bir tanesi buranın tam gelecek kısmından kırılmış. Şöyle arkadaşlar. Tam şuradaki parça kırılmış. O orayı tutmuyor tabii ki de. Ama benim bir yöntemim var arkadaşlar. Buradaki yayı şuradaki konulduğu yere yapon yapıştırıcısıyla yapıştırmak. Ve tabii ki de bu birazcık zaman sürecek. Ben de zaten birazdan evin aidatını ödemeye gideceğim. Evet, birkaç parçası falan dökülmüş. Evet. Şimdi ben bunu buraya japonlayacağım. Şöyle tutulurken. Tam şu kısımdayken japonlayacağım. O orayı tutsun. Evet, ben bir japon yapıştırıcısı alıp geliyorum hemen. Arkadaşlar, onun yerine benim ikinci bir silahım var. Onu düşündüm, şu yarısını
şuraya ekletebilirim diye. Çünkü buranınkisi sağlam gözüküyor. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Denemekte zarar yok. Evet. Bir dallarımız dursun bakalım burada. Tam burada bir de yok. Tamam o yüzden neyse. Şurası yapışmış gibi. Çıkarmak bilmiyorum ben mümkün olur mu? Evet arkadaşlar hiç uğraşmak yerine şunu şuraya koyalım. Dedim ya ben yapay yapıştırıcısına geçeyim. Evet. Burada. Çok güzel. Aldım. Yes başardım. Dağıldılar. Evet. Ha, mantıklıymış. Şuraya sıkmak da mantıklı. Düştü mü düşmedi. Birazcık zor bir yapıştırıcı. Cidden söylüyorum çok zor bir yapıştırıcı. Bitti mi acaba ya? Parmağım acıdı. Cidden parmağım acıdı. Yardım olabilir. Allah. Tamam. Neyle sıkıştırıp yapabiliriz? Tamamdır. Bir daha deneyelim. Bitti galiba. Akmıyor. Allah Allah. Saatimiz 2:40 civarı. Aa. Acaba ucu mu kurudu? Dur bir dakika. Evet arkadaşlar kusura bakmayın babam aradı. Ona cevap vermek zorunda kaldım. Bir dakika. Şunu şöyle bir çıkartabilirsem. Arkadaşlar bir dakika görüntü birazcık kritik olacak. Çıkartayım tamamdır. Dümdüz bakayım. Tamamdır.
şöyle nasıl bir görüntüye bakmak istiyorum. Normalde şöyle olurdu da. İşte maalesef. Böyle. Bakalım. Bir dakika. Evet. Yine de güzel bir görüntü. Dibime geliyor. Lalo. Evet arkadaşlar. Ucunu birazcık daha da kestim. Bakalım. Akmaya. Akacak mı? Ucuna kadar bir keselim bakalım. Hayda, sen git bana Japon yapıştırıcı bit. Evet. Çok. Evet arkadaşlar. Yani nasıl çekildi size, nasıl video oluştu size, hiçbir fikrim yok. Değerlendirmedim aslında sonuçları bakılırsa. Böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir bakalım. Yani... Birazcık şurada kamera tutayım. Evet yani inşallah size güzel bir video çıkarabilmişimdir. Yani dediğim gibi şey olmadı yani dediğim gibi istediğim bir sonuç elde edemedim. Bakalım şeyde. Neydi o? Arkadaşlar işte dediğim gibi silahı yapacağız. Ben zaten burada bırakacağım. Diğer kısmı da kısım burada. Diğer kısmı da zaten yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Şimdi hazır dışarıda çıkacağım. Aidatı da yatıracağım. Evin aidatını. Evin aidatını yatıracağım zaten burada 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane vidamız var. Normalde silahla çıkardım şöyle gördüm. Normalde silahla çıkardım ama maalesef dediğim gibi mümkün değil, olmadı, yapılmadı işte. Evet, iyicene batırdık ortalığı. Bakalım bir şey var mı? Dediğim gibi bak şuradaki vida da falan çıkmış. Dediğim gibi çok sorunlu bir makine. Ama üstüsünden geleceğiz mi? Geleceğiz. Yapacağım yani. Daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimden geleni yaptım. Ve bir dahakine de yap. Ya zaten part ikisini de paylaşacağım. Bu da parçası şeyin. Onu da Japon yapıştırıcısını. Ben bir paket daha da alacağım. Zaten 5 lira gibi bir şey. İşte
Arkadaşlar zaten şöyle de göstereyim size. Göstereyim. Parçaları burada. Şöyle bir vida, şöyle bir vida. Şöyle bir vida, bir iki vida, şöyle bir iki vida. Şurada 4 tane var. Şurada 2 tane var. Şurada parçalarımız var. Şurada parçalar. Burada silah kendi gördüğünüz. Şöyle yakından da görün. Hatta şöyle gösterdim mi? Silah şarjör kısmı. Şarjör boşaltılan kısmı. Tetik mekanizması. Şöyle daha da iyi. Şöyle tetik mekanizması. Şöyle ileri geri. Dediğim parça tam buraya yerleştirilecek. Dediğim parça tam buraya yerleştirilecekti. Ama maalesef şuradaki, tam şuradaki parça kırıldığı için zaten boşa düşmüş. Tam böyle netleşti mi? Bakalım. Tam şurası. Tam şurası kırıldığı için yayda bu uyuya girecek. Şeyde onun diğer parçası şuraya girip şuradaki yayı bak hareket edecek, gördünüz gibi. Evet. Görüyorsunuz zaten. Evet, burada da zaten telefonum ses kaydı alıyorum. Evet arkadaşlar, part 1'i izlediğiniz için teşekkürler. Part 2'si gelince çekeceğim veya bunları özel bir kutuya toplayacağım. Yarın olabilir büyük ihtimal. Çünkü kameranın şarjı şu anda %2 çizgi var. %75 veya %50'dir büyük ihtimal. Kaldım ya burada. Zaten şu videoları da toplayacağım. Bir güzel yerleştireceğim. Zaten hepsi siyah. Bölge bölge olarak ayırmaya gerek yok. Bir şuradaki kılıf mı diyeyim, kamuflaj mı diyeyim. Şuradaki kılıf, kamuflaj artık neyse. Bunları şöyle dediğim gibi şöyle birleştirmek için şöyle göstereyim. Şöyle birleştirmek için şuradaki vida, şuradaki vida gerekiyormuş. Zaten gerekir zaten. Hepsi küçük. Birisi büyük. Boyları aynı. Saatimiz bakalım. Saat şöyle göstereyim size. Hemen çık. Saat şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 2.50. Ya yani 2.49 işte. Şöyle. Evet arkadaşlar, büyük ihtimal ben bisikletle gideceğim. Yani yakın ama olsun, bisikletle gitmek daha güzel. Şunları alacağım. Şunlar tamam. Benim için şimdi bu kadar. Fazla uzatmak istemiyorum. Sizi çok yordum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.